Küresel konjonktürle birlikte diğer yükselen ekonomiler gibi Türkiye'de eski hızlı büyüme hızının gerisinde kalacak bir performans sergiliyor. Son siyasi gelişmeleri göz önüne alan derecelendirme kuruluşları da bu trendin altını çiziyor. Ancak Türkiye'ye doğrudan yatırım yapanlar bu kısa vadeli görünüme değil, uzun vadeli potansiyele bakıyor. Yabancı yatırımcılara danışmanlık yapan Baker & McKenzie firmasının ortaklarından İstanbul direktörü Daniel Matthews da bu görüşte. Ekonomi birkaç yıl önce olduğu gibi hızlı değil ama hala birçok unsur pozitif görünüm veriyor. Danışmanlık verdiğimiz hiçbir şirket yatırım planlarını iptal etmedi. Hala anlaşmalar imzalıyor, şirket satın almalarını sürdürüyoruz. Bir başka deyişle doğru istikamette ilerliyoruz. Doğrudan yatırım yapan yabancıların ilgisinin devam ettiğini doğrulayan bir diğer isim de DEMSA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetin Doğan. Biz iş dünyası için en önemli ve olmazsa olmaz kriter istikrar. Bu da Türkiye'de sağlanmış durumda. Ekonomimizin de çok güzel bir ivme kazanması, dünyanın gözünün olması da zaten bu istikrardan geliyor. İkinci bir önemli nokta da tabii bankacılık sektöründeki düzenlemeler. Bunlar da çok önemli adımlardı. Sisko şirketinin genel müdürü Ümit Cinali de yabancı yatırımcıların kısa dönemli türbülanslara değil, Türkiye'nin uzun vadedeki potansiyeline baktıklarını söylüyor. Uzun dönemde bakıyoruz. Yani Türkiye'nin olan büyük potansiyeli. 77 milyon genelde genç bir nüfus. %50'si 30 yaşının altında. Biraz da teknoloji olarak baktığım zaman da cep telefonu penetrasyonu fena değil ama geri kalan da internet penetrasyonuna bakarsanız, gerekli yatırımlara bakarsanız ve bilhassa hükümetimizin de gollerine bakarsanız, 2023 hedeflerine bakarsanız yapılacak çok şey var ve potansiyel de var. Ve biz de onun karşılığını alıyoruz, görüyoruz her gün. Ara sıra ben bir şeye benzetiyorum, bir uçaktasınız, hedef güzel, iyi uçuyorsunuz. Ara sıra bazı türbülanslar her zaman olabiliyor ortamlarda. Fakat o eğer o türbülansın içinde gözlerinizi açıp bir iki tane karar o saniyede karar vermek istiyorsanız tabii zor oluyor. Ama genelde Türkiye'nin gidişatına hem geçmişteki hem de gelecekteki büyüme hızına ve adaptasyonuna, yeni teknoloji adaptasyonuna baktığımız zaman çok büyük bir pazar. Kaçırılmaması gereken bir fırsat. Baker & McKenzie firmasının ortaklarından İstanbul direktörü Daniel Matthews da siyasi gelişmelerin ve türbülansların yatırımcıların uzun vadeli bakışını belirleyici ölçüde etkilemediğini söylüyor. Burada önemli olan algılar. Elbette bazı kişilerin Türkiye hakkındaki düşüncelerinde kaymalar oldu. Bu da yatırımların istikametini etkiledi. Ancak bu geçici bir durumdu. Uzun vadeli yatırımı tercih edenler zaten daha farklı unsurları dikkate alıyorlar. Siyasetin uzun vadeli gidişatını ve yönünü bilmeyi istiyorlar. Dolayısıyla da son siyasi gelişmeleri, özellikle de Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum açısından da baktıklarında herhangi bir ülkede yaşanabilecek geçici konular olarak değerlendiriyorlar. Demet Sabancı Çetin Doğan, yatırım kararında tereddütleri olan yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelip mevcut fırsatları yerinde gördüklerinde bu kuşkuların ortadan kalktığını söylüyor. Önce ülkemize davet ediyorum. Onları ülkemize tanıtmak ve özellikle ilgili oldukları konuyla ilgili, sektörle ilgili potansiyeli göstermek, mevcut durumu analiz etmelerini, yerinde görmelerini istiyorum, rica ediyorum. Ve inanın böyle kaygılı olan veya tam kararsız olan gruplar, gelip de potansiyeli gördüklerinde, bürokrasinin işleyişini gördüklerinde olumlu neticelerle bir adım daha atmış oluyorlar. Ümit Cinali de Türkiye'nin mevcut potansiyeli iyi anlatıldığında yabancıların yatırım kararlarını daha hızlı alabileceklerini belirtiyor. En önemli olan bir potansiyel var mı? İkincisi o potansiyeli en az riskle nasıl elde edebilirim? O potansiyeli anlatmak çok kolay Türkiye'de. İkinci olan o potansiyeli nasıl elde etme diye ben düşünüyorum. Orada da herhalde doğru iş ortaklarıyla, doğru bir ekosistem içinde Türkiye'yi biraz daha tanımalarını tavsiye ederim. O tavsiye ettikten sonra da oradaki yani şimdi ilk bir yepyeni bir pazara giriyorlarsa, sıfırdan giriyorlarsa, o ortamı iyi tanıdıktan sonra iş yapabilme potansiyeli çok yüksek.
Ve orada kendini ispatlamış bir sürü de şirket var. Hem kurumsal olsun, hem bizim gibi Türkiye'ye daha önceden girmiş, orada çalışan şirketler olsun. Onlarla konuşup kendilerine belli güzel bir saha belirleyebilirler. Cinali, Türkiye'nin konum ve geçmişi itibariyle her türlü riski iyi yönetmiş olduğunun hatırlatılmasının da yabancı yatırımcıların karar sürecini hızlandıracağına inanıyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.